Arkadaşlar merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bitcoin evet şu an Bitcoin'de herkesin genelde beklentisi aşağı ve hala evet kritik noktalarda da geziniyoruz hala maalesef ki şu an uçurumun kenarında sayılır. Önemli destekleri var. Bu önemli desteklerin altında 4 saatte bir günlük kapanış yaparsa aşağıda çok daha kötü yerlerin yolunu açabilir. Bu bir senaryo. İkinci senaryoda burada tutunup yukarıdaki kırması gereken kritik dirençlerini tekrar zorlayabilir. Peki önümüzdeki süreci nasıl değerlendirmek lazım? Bakın arkadaşlar yani her düşüşte çok ciddi varyansınlar oluyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi maalesef ki hep aynı sebep. Elimizde yeterince nakit olmaması, tamamen bütün paramızla coin almamız, yani malda olmamız, aşağı düştüğü zaman savunmasız olmamız. Başka bir nedeni yok zaten. Ama aynı zamanda aşağı yönlü hareketler, aşağı düşmesi alım için bir fırsattır arkadaşlar. Yani kar kazanmak için o kısa vadeli işlemlerde güzel fırsatlar sunar. Çünkü önümüzdeki süreç zarfında şahit olduk. Mesela Bitcoin sert satışlar yediği zaman çok takip ettiğim altcoin'ler vardı. Çok kritik altcoin'ler vardı. Arkadaşlar %70 aşağı düşmüştü. %300 yükselmişti bir günde. Bakın bir günde birilerine %300 kazanç sağladı. Spot kazançtan bahsediyorum arkadaşlar. Kaldıraç hiç hesaba katmıyorum. Çünkü bazılarının kaldıraçla ilgili dayanakları da var. Ve ne oldu arkadaşlar? Bunlar nedir? Bir fırsattır. Şu an hala aynı riskleri var mı? Var. Yok diyemem. Fakat şu anki benim beklentim baktığım zaman arkadaşlar ne zaman ki EMA 50 günlük ortalama 100 günlük ortalamayı kırdığı zaman ve 200 günlük ortalama da alta kaldığı zaman her zaman yükselişler sergilemiş ve bu yükselişlerin devamı gelmiş. Şu anda bakın ilk defa böyle bir senaryo yukarı yönlü kırdığı zaman altını tekrar çiziyorum. Şu anda bu senaryo gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın. Yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş. Şu anda aslında mevcut durumda iyi. Her ne kadar kırmızı ve kötü olarak görünse de orta vade ve uzun vadede şu an için iyi görülüyor arkadaşlar. Kısa vadeli düşüşler olabilir. Ama kısa vadeli düşüşlerde tabii ki long ve short işlemler için sıkıntı oluşturabilir. Duruma göre ne artık hangi işlem açtıysanız. Şu anki durumda ne yapmamız lazım? Hangi noktaları takip etmemiz lazım? Birkaç tane sadece kritik destek ve direnç bölgelerini vereceğim arkadaşlar. Takip etmemiz gereken sadece ve sadece bunlar. Altında kapanış mı yapacak? Yukarısına mı atacak? Onu takip etmemiz lazım. Özellikle bir tane çizgiyi arkadaşlar diğerlerinden daha kalın ve daha siyah çizdim. Niye? Bu çok önemli olduğu için. Arkadaşlar bu siyah trend çizgisi artık ayı bitirip bu aya başlangıç yaptığımız, başlangıç yapabileceğimiz bir trend çizgisi. Altında her zaman için aydayız arkadaşlar. Yukarısında her zaman için boğadayız. Yukarıda kaldığı sürece yukarıdaki hedeflerini, boğadaki hedeflerini, yakın zamanda görebileceği hedeflerini görebilme ihtimali çok çok yüksek. Tabii ki üzerinde kalıcı olması lazım. İşte bunları kapatalım. Günlükten arkadaşlar, hatta günlükte kalsın mı? 4 saatte alalım. Yani 4 saatte alırsak en azından daha rahat görebiliriz. Bakın arkadaşlar şu an için yakın zamanda odaklanmamız gereken rakamlar nelerdir? 1. Şu an direnci kırıp üzerine atması ve üzerinde kalması kısa vadede olumlu. Aşağıda %1,17. 22.200'ler. Kırılması durumunda ara desteklerimiz de var. Muhtemelen ara destekler de tutunabilir fakat tutunamazsa arkadaşlar birazcık daha aşağı sarkacaktır muhtemelen. Aşağıda arkadaşlar destek bölgemiz 21.800'ler. 21.800'ün altında kapanışlar yaparsa arkadaşlar şöyle 4 saatte aldığımda büyüttüm. Daha da büyütelim. Hatta Bitcoin'de nerelere dikkat etmemiz lazım. Şu an direnci kırıp üzerine destek yapması güzel. Kısa vadede görüntü olarak şu an güzel görünüyor arkadaşlar. Peki bu desteğimiz kırıldı. Aşağıda ne var? Aşağıda bir sonraki destek bölgemiz yaklaşık %1 aşağıda 21.000 hemen hemen 200 arkadaşlar. 21.200 kırılması durumunda ara destekleri de var. 21.990 ve aşağıda 21.810'a kadar getirebilecekleri kritik destek bölgeleri var. İğne atıp tekrar toparlayabilir. Yani %3 de olabilir. 21.700'ler de olabilir. Daha da aşağıda 21.600'lere kadar da sarkabileceği alanlar var. Fakat işte bu trend çizgisinin altında
bir günlük kapanış yaparsa arkadaşlar aşağıdaki şu kötü yerlere kadar yani 20 bin bandı ve daha aşağıdaki rakamlara kadar gelebilme ihtimalinin yolunu açar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Şu andaki pozisyonda gayet iyi görülüyor arkadaşlar. Çünkü direncin kırıp üzerine destek yaptığımız için. Peki bu durumda neye dikkat etmemiz lazım? Burada kaldığı sürece neyi tekrardan görebilir? Ara direnç bölgesi 23.000 arkadaşlar. 23.000'den sonra bir sonraki hedefimiz test edeceği rakam %5 yukarısı 23.600'ler ve tekrardan bu aya başlangıç trend çizgimiz olan 24.000'in üzerine atabilecek mi? Tekrardan test edebileceği rakam bu olacaktır. Yaklaşık olarak %7,5 yukarısı ki bundan sonra bu bölgenin kırılması halinde tekrardan 25.400'ler trend yukarı olduğu için önceden 25.000'di şimdi 25.400 oldu arkadaşlar. 25.400 ve yukarısında zaten 26.000'de kırarsa bir sonraki hedefimiz 28.000 ve 30.000 bantları olacaktır. 28.000 ve 30.000 bant aralığı arkadaşlar hızlı geçiş yapabilir. Çok hızlı şekilde yükselebilir. Ama bu rakamı kırmakta çok zorlanacaktır. Çünkü önemli bir direnci. Çok zorlanacağı, kırmakta zorlanacağı önemli bir direnci ki yükselişte her zaman bu dirençler reddedi arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi sürekli reddedi. Önemli bir direnç olduğu için. Arkadaşlar yukarıda 25.000, 26.000 ve 28.000 bölgelerine gidecek olsa bile bunu aynen burada olduğu gibi satış yedirerek de yatırabilirler. Aşağı yönde silkeleme yaparak da gidebilirler. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Elinizde her zaman için bir miktar nakitiniz her zaman bulunsun arkadaşlar. Olur ya bir gece yarısı böyle getirdikleri zaman en azından savunmasız kalmamak için. Aynı direnç bölgesini defalarca denedikten sonra aşağı getireceklerse kırmadığı zaman o zaman aşağı gelir. Şu an için ben tekrardan da yukarıyı zorlayacağını düşünüyorum. Gene de tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.